hoş geldin. Beni ilk defa bu videoda görüyorsan ben Reyhan, sayısal mezun öğrencisiyim. Sınava bu sene evden hazırlanıyorum belki karşına çıkmıştır. Derece öğrencisi gibi çalıştığım adına bir seriye başladım ve ilk videosunda gerçekten çok güzel geri dönüşler aldım. Videoda iyi bir izlenmeye ulaştı. Şimdi de ikinci videodayız tabii ki. ama öncelikle gerçekten teşekkür ediyorum destekleriniz için. Bu videoda başlıkta görmüş olduğunuz üzere Muratcan Koca Kulak gibi çalıştığımız bir gün. öncelikle kendinize, kendi hayatınıza daha kolay uyarlayabileceğiniz ben benim çünkü rutinimde ufak tefek değiştirdiğim şeyler oldu. Ne gibi? Spora Gidiyorum ben gün içinde o saat aralığını molama ona göre ayarlamam gerekiyor. Ya da ben işte daha erken kalkmayı seven bir insanım, o yüzden sabah etütünü biraz daha geriye çektim. Yani bu şekilde aslında bir size taslak oluşturdum. Burada birazdan arka kameradan gösteriyor olacağım zaten size. Bu şekilde kendi hayatınıza da çok daha kolay bir şekilde uygulayabiliyor olacaksınız. Güzel olduğunu düşünüyorum bunun. Ekstra Murat Muratcan abiden bahsetmek istiyorum biraz. Ee, öncelikle benim için yeri gerçekten çok ayrı. Çünkü beni boğaz ile tanıştıran insan kendisi. Hatta benim ders çalışmaya başlamamdaki en büyük etken videoları. Ee, Can abi 2019'da YKS sayısal 457.si olmuş. Ondan sonra da Boğaziçi Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği okuyor. Şu anda hala devam ediyor diye biliyorum. Yani 2019'da girdiğine göre öyle olması gerekiyor. Ee, onun dışında kendi YouTube kanalında perspektif kazan videolarını çok seviyorum. Çok faydalı buluyorum. Siz de onlara bakabilirsiniz. Kanalın linkini açıklamalara koyuyor olacağım. Ki zaten çoğunuz tanıyorsunuzdur yani. Müthiş birisi. Yine aynı şekilde hem günlük rutinini anlattığı bir video vardı kanalında. Hem de ben üstüne bu şekilde bunları bunları yapmak istiyorum diye iletişime geçtim kendisiyle. Kendisi de bana işte bu şablonu sundu diyebiliriz. Çok ilgilendi. Çok teşekkür ediyorum ona da. Onun dışında kendisinin kurmuş olduğu Kant Akademi adında bir koçluk sistemleri bulunuyor. Ben bu sistemi gerçekten çok beğeniyorum. Ee, daha önce Instagram hesabımda da bahsetmiştim. Buradan bakabilirsin çıkarılanlarından. Ama burada da bir ufacık bahsedeceğim tabii ki. Kant Akademi şöyle ilerliyor. Ee, derece öğrencilerinden oluşan bir ekip var. Koç olarak. Bunlar size hizmet sunuyorlar. Ayrıca en sevdiğim özelliklerinden birisi de şu. Hani sen derece mi yaptın? Hadi gel hani çalışıyoruz falan. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Sürekli e, düzenli bir şekilde koçlar kontrolden geçiyor. Yani sen bir koçta enerji sağlayamayabilirsin. Enerjin uyuşmamıştır. Olmuyordur yani. Olabilir. Hep herkesin başına geliyor. Ee, bu değiştirilebiliyor tabii ki. Ee, ayrıca normal bir kitap satın alıyormuş gibi yani internet sitesine giriyorsunuz kantakademi.com'a bakabilirsiniz. Orada koçların hepsinin bilgisi var ve direkt oradan e, bir aylık koçluk yerlerini satın alabiliyorsun. Aylık koçluk alımlarınızda Reyhan Erdiç 50 koduyla 50 TL indirim de sağlayabilirsiniz. Bunu alan benim takipçilerim var. Instagram'dakiler orada daha önce duyurduğum için. Gerçekten çok memnunlar şu an. Hala etkileşim içindeyiz. Konuşuyoruz. Kendimiz değerlendiriyoruz. Ee, bu da aklınızda bulunsun gerçekten çok güzel. Ayrıca güvenilir yani paranıza bir şey olmuyor. Tamamen kurumsal bir şirket gibi düşünebilirsiniz. Güvenle koşuluk alabilirsiniz. Bir de şöyle bir şey eklemek istiyorum. Senin gibi sıkıntılı, işte zor bir dönemden geçmiş, bu sınava hazırlanmış, üstüne üstlük bir de derece elde etmiş birinden faydalanmak, bunun bilgilerinden yararlanmak, onun kullandığı taktikleri alıp kendin uygulamak gerçekten çok faydalı olabiliyor. En azından bir denemeni öneririm. Ben çok fazla uzatmadan şablonu göstereyim. Ondan sonra da videoya geçelim. İyi seyirler. Tekrar selam. Seslendirme kısmına hoş geldin. Ben bu videoyu 14 Kasım pazartesi günü çektim. 6 çeyrek geçe gibi uyanmıştım. Telefonla falan ilgilenmeden bir elimi yüzümü yıkadım. Su içtim. Kendimi derse hazırladım ve masaya oturdum. İlk 2 saatlik etütümü tamamen TET coğrafyaya adadım. Çünkü ben şu an 20 günlük bir coğrafyayı bitirme kampındayım. Günlük 4 video izlemem gerekiyor. İlk olarak da bu etütte buraya kadar geldiğim konulardan ufak küçük not kayıtlarına notlar aldım. Ve bir tekrar yapmış oldum aslında. Sonra günlük 4 video izlemem gerekiyor. Bu 4 videoları izledim. Üstüne birazcık vaktim kalmıştı. Et tümün bitmesine 15 dakika. Tekrar ufak bir tekrar yaptım. Ondan sonra da bir tane harita videosu izledim. Hoca yine kodlamalarla güzel bir harita kampı yapmış. Ben de oradan ilk videoyu izledim. Gayet güzeldi. Akılda kaldı. Notlarımı alırken de küçük böyle çizimler eklemeye çalışıyorum. Ki bir yandan da görselliğime hitap etsin. Ve bunları sürekli tekrar etmeye çalışıyorum. En azından bu 20 günlük kampta. Çünkü gerçekten coğrafya bilgim sıfır. Ama bu hoca sayesinde şu an netlerim artmaya başladı bile. 8.30'da ilk molamı veriyorum. Sabah yatağımı toplamamıştım. O yüzden yatağımı topluyorum. Bir odamı havalandırıyorum. Perdelerimi açıyorum. Ondan sonra biraz hastaydım o gün. O yüzden bir hemen çay koyuyorum kendime. Ve günlük planımı hazırlıyorum. Aynı size gösterdiğim şablon üzerinden ben de. Kalktığım saate göre günlük planımı hazırlıyorum. Unutmamam gerekenleri yazıyorum yukarı kısma da. Ee, bu şekilde planım da hazır olmuş oluyor. Orada kenarda kan programımı gördünüz. Sonraki 2 saatlik etütte de hem TT Türkçe çalışmamı yapıyorum hem TT Kimya çalışmamı. TT Kimya çekmemişim. Büyük ihtimalle çok daldım da derse. Saat 11'de ikinci etütümüz de bitmiş oluyor. Bu bir saatlik molam benim. Kahvaltı molası. Bir bakkala gidiyorum. Hem kargom gelmiş hem de ekmek alma görevimi yerine getiriyorum. Bana hep diyordunuz yulaf yiyorsun, avokado yiyorsun. Hani nerede Türk aile kahvaltısı? Buyurun Türk aile kahvaltısı. Tam 12'de dersimin başındaydım. 2 saatlik bir AYT matematik çalışması. Parabolü bitirdim. Ee, sadece soruları kaldı orada. Tabii onu da yaptım şu an. Seslendirmeyi bir hafta sonra yapıyorum neredeyse ama. Burada çayım soğumuş. Yine derse dalmışım. Bunu yaşıyor musunuz bilmiyorum ama ben gerçekten bir derse böyle oturduğumda özellikle saatle sınırlandırdığım bir etüt programıysa çok dalıyorum ve hani her şeyi unutuyorum. Aslında bu bir yandan güzel bir şey. Tamamen odaklıyoruz kendimizi. Saat 2'de artık üçüncü molamı vermiştim. Birazcık masamı toparladım. Onu temizledim. Birazcık da odayı temizledim. Sonra kendimi mutfağa attım. Çünkü çok güzel güneş geliyordu oraya. Bir kahve demledim kendime. Günün tam bu ortasında genelde ben yoruluyor oluyorum. Ve hani e da çok fazla vurduğu için bir mayışma oluyor. Erken kalkınca zaten bu saatler tam aslında öğle uykusu için müthiş ama bu programda yoktu. Yoksa cidden çok yapasım geldi. Hatta bir molada temizlik yaptım, molada 10 dakika sanırım sızdım. Tam o kısmı hatırlamıyorum. Bu etütüm de iki buçukta başlıyordu benim. Bu iki saatlik etütüm bir saatini matematiğin devamıyla geçti. Soru çözüm videosu izliyorum burada. Ee, ve kalan bir saatinde de TT Kimya'dan soru çözümü izledim. Ve birazcık da kendim soru çözdüm. Yine o kısmı çekmemişim. TT Kimya ile ne sorunum var bilmiyorum. O etüt bittikten sonra yarım saatlik bir molam oldu ve saat 5'te endokrin sistem çalışmak için masaya oturdum. Bu etütüm benim bir buçuk saat çünkü sonrasında spora gideceğim. Videom da yarım kaldı zaten gösteriyorum. Biyolojiyi de senin biyolojin kanalından izliyorum ve gerçekten çok memnunum. Tüm kanalları izledim. Herkesin sevdiği tüm kanalları ama gerçekten ada soca gibisi yok. Notlarımı da kendim alıyorum çünkü ben biyolojiyi yazarak anlıyorum. Aslında çoğu dersi yazarak anlıyorum. Notlarımı da çok beğeniyorum o yüzden burada size gösteriyorum. TT Biyoloji de böyle çok güzel notlar almıştım. E, saat 6.30'da da spor gitmek için hazırlanıyorum. Salon evime yaklaşık 20 dakika. İşte git gel yarım saatte spor sürüyor. Neredeyse e, işte 1 saat 45 dakikam spor muhabbetiyle geçiyor. Duştu yemekti derken zaten. Aslında iyi de bir süre yani. 2 saat desek. Sonrasında e, 8'i çeyrek geçe bu etüte başlamışım. 45 dakikası endokrin sistemden kalan kısmı bitirmekle geçti sanırım. Ya da hani bir saat falan da olabilir. O civarlarda bir şey. Ondan sonra da endokrin sistemden ve sinir sisteminden karışık soru çözdüm. Burada o iki videoyu bitirmişim onu gösteriyorum. Ve tekrar notlarımın tamamlanmasını gösteriyorum. 3D yayınlarından çözüyorum bu AYT biyoloji kısmında bu PDF'leri bana nasıl aktardım çok soruyorsunuz. Ondan bir ufak bahsedeceğim. Tabletim iPad 8. nesil, kalem de 1. nesil. Notability uygulamasını kullanıyorum. Telegram'a girdiğinizde YKS PDF yazdığınızda zaten çoğu kitap çıkıyor. Oradan onları aktarıp güzelce kullanıyorum. Onu çeyrek geçeden şu an ekranda gördüğünüz saate kadar genel günün bir tekrarını yaptım. Ee, Can abi bunu günü gözden geçirmek olarak adlandırmış. Gerçekten bu da çok faydalı. Bunu herkesin e, programına dahil etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben de aksatmadan yapmaya çalışıyorum. Burada artık tüm etütleri bitirmenin gururuyla size şablonu tekrar gösteriyorum. Yaklaşık 20 dakika kadar kitap okuyup uyuyorum sonrasında. Onu da önceden bir göstermiş oluyorum. Bardaklarımı mutfağa götürüyorum. Saat tam zaten 11 olmuş oluyor. Tüm programım bitti. Tekrar selam. Videonun sonuna geldik. Umarım video sana akıcı gelmiştir. Faydalı bulmuşsundur içindekilere. Ben bu programa uyarken gerçekten çok verim aldığım, düzenli güzel bir gün geçirdim. Sizlere de kesinlikle bunu öneriyorum. Çünkü hani şablon üzerinden kendi hayatınıza da uydurabilirsiniz bunu. Daha kolay olur. Bundan sonraki videolarda bu şekilde yapmayı düşünüyorum. Çünkü herkes sabah erken saatte kalkmıyor. Gece geç saatlere kadar çalışanlar da olabiliyor. Tabii ki yani herkes aynı şekilde anlayacak, aynı düzende çalışacak diye bir şey yok. Ama bu tarz böyle işte iki saat ders yarım saat mola bu tarz şablonlarla daha güzel olduğuna eminim ben. 12,5 saatlik bir çalışma yaptım. Siz de bu şablon üzerinden 8, 10, 12 saat gibi çalışma sürelerine çok rahat ulaşabilirsiniz. Can abiye tekrar çok teşekkür ediyorum. Hem onun kanalına hem benim kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi, yorumlara da bir şeyler bırakmayı unutmayın. Mesela bir sonraki derece öğrencisi gibi çalıştığım videosunda kim gelecek bunu tahmin edebilirsiniz. Ya da önerdiğiniz bir derece öğrencisi varsa yorumlara bunu bırakabilirsiniz. Benden bu kadar. Hepinize iyi çalışmalar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ne bağırıyorsam.